Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdiki videomda da yumurta ayıklamayla ilgili neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Tabii kısa ön bilgi geliyor öncelikle. Yumurta ayıklama aynı zamanda yumurta denudasyonu yani oosit denudasyonu da diye bilinen bir işlem. Neden yumurtaları ayıklıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi yumurtaları topladık. Topladığımız yumurtalarda Oku videosunda hatırlayacaksınız eğer izlediyseniz. Yumurtaların etrafında kümülüs hücreleri bir kompleks oluşturmuş şekilde toplanıyordu. Yani bunları biz direkt içindeki yumurtanın olgun olup olmadığını buradan baktığımızda Oku esnasında anlamamız pek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla yumurta toplama işleminden yaklaşık 2-3 saat sonra biz bu etraftaki hücrelerden arındırmak zorunda hissediyoruz kendimizi ki böylece yumurta matür mü yani olgunlaşmış mı olgunlaşmamış mı bunu fark edebilmek adına. Neden? Çünkü X'i yapıyoruz ve X'i yaptığımız yumurtaların olgun olması gerekiyor. Yani özellikle M2 dediğimiz matürasyon seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Bazen M1'leri de yapıyoruz ama bunu yine oosit matürasyonu incelediğimizde anlatacağım ayrıntılı. Yumurta ayıklama için bazı solüsyonlarımız var kullandığımız. Öncelikle enzimatik bir ayıklama yapıyoruz. Arkasından da mekanik bir ayıklamayla devam ediyoruz arkadaşlar. Enzimatik ayıklama için kullandığımız solüsyonumuz hyaluronidaz enzimi içeren bir solüsyon. Bu enzimi biz alıyoruz, yıkama solüsyonlarımızla diluye ediyoruz ve o şekilde kullanıyoruz. Bu enzim ne işe yarıyor? İşte bu yumurtanın etrafındaki hücreler arası bağları koparmaya yarıyor. Böylece bu hücreler yavaş yavaş oositin etrafından temizlenmeye başlıyorlar. Fakat bu enzimde çok fazla bırakmak istemiyoruz. Herhangi potansiyel bir zararı olabilir diye çok hızlı bir şekilde bu enzim içeren solüsyona koyduktan sonra yumurtaları o içindeki yumurtaları alıyoruz ve mekanik ayıklamayla işlemimize devam ediyoruz. Peki bu işlemi nelerle yapıyoruz? Şu gördüğünüz cam pastör pipetler var arkadaşlar. Kimi laboratuvarlarda hala kullanılıyor bu. Biz de kullanıyoruz kimi durumlarda. Aynı zamanda da stripper dediğimiz plastik pipet diyeyim ben. Pipetlerimiz var. Bunlarla da ayıklama işlemini mekanik olarak yapıyoruz. Bu stripperların iki farklı büyüklüğünü kullanıyoruz biz. Daha doğrusu çapı diyeyim. 200 mikrometre olan, çapı 200 mikrometre olanlar var. Bir de 140'lık olanı kullanıyoruz biz. Niye bu şekilde yapıyoruz? Çünkü hiyaz enziminin içerisinden ilk çıktığında bütün hücreler temizlenmiş olmuyor. Hala çap olarak büyük bir çapta yumurtalar. Dolayısıyla biz bu 200'lükle birlikte hiyazın içerisinden çıkartıyoruz. Ama daha sonra etrafta kalan hücrelerden de arındırmak için işte daha ince olan 140'lık stripper'ı kullanarak tam olarak etrafındaki bütün bronozo hücrelerini yumurtadan ayıklamış oluyoruz. Ve tertemiz bir şekilde zona pellucidin içinde yumurtanın olgunluk derecesini mikroskopta özellikle inverted mikroskop altında anlayabiliyoruz. Şimdi solüsyonu nasıl hazırladığımızla ilgili pratiğimizi göstereceğim size. Enzimi nasıl kullanıyoruz, onun dışında başka hangi medyumu kullanıyoruz, pipetimizi hazırlayalım, arkasına ayıklama işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar petleri yapmaya başlıyorum. Öncelikle diluye ettiğimiz hiyaz enzimimizi bir tüpe almıştık dilüsyon sonrası. Bundan yaklaşık 200 mikrolitre kadar alıp büyük bir drop yapıyorum. Hemen yanına da yine solüsyonları anlattığımız videomuzda anlatmıştık. Dışarıda yaptığımız işlemler için kullandığımız tamponlu bir solüsyonumuz var. Bunu kullanarak droplar yapıyoruz. Ve ne demiştik? Biz yağ altı çalışıyoruz. Çünkü ozmolariteyi kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız bu küçük dropların üzerine muhakkak ve muhakkak yağlıyoruz. Dropların üstü kapanana kadar yağımızı koyduk. Ve şimdi etübe kaldırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ayıklama petrisi yarım saattir etüğün içinde bekliyor, ısındı. Artık başlayabiliriz. Yumurtalarımızı çıkardık. İlk olarak yumurtalarımızı
bulunduğu petiden alıyoruz. Bir pipet ucu yardımıyla. Ve ilk olarak hiyaz enziminin bulunduğu solüsyonda pipetaj yoluyla etrafındaki hücrelerin parçalamaya çalışıyoruz. Bazı yumurtalarda biraz daha uzun sürebiliyor bu parçalanma işlemi. Evet, şimdi dağıldılar. İçerisinden stripper'ımızla yumurtaları siyah noktalar halinde görüyoruz ve onları hızlı bir şekilde hiyazdan alıp tamponlu droplarımızın içine aktarıyoruz. Şimdi ikinci aşama olarak mekanik ayıklamamız var demiştik. Yumurtaları yeni bir droba aktarıyorum. Ve burada şimdi stripper yardımıyla yumurtaları stripper'in içine çekip bırakarak etrafında az da olsa kalan granoza hücrelerinden ayırmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi ayıklanan yumurtalarımızı diğer droba alacağız. Tekrar bir yıkama işlemi yapacağız. Ayıkladığımız yumurtaları tekrar petrisine geri aktarıyoruz. Ve yumurtalarımızı aktardık. Yarım saat kadar sonra X işlemi yapacağız. Dolayısıyla petrimizi ve yumurtalarımızı inkübatöre kaldırıyoruz. Arkadaşlar, Opu videosunda yumurtaların Opu'dan sonra nasıl göründüğünü zaten göstermiştim ekranda. Şimdi ayıklama sonrası nasıl göründüğünü gösteriyorum size. Bakın, etrafındaki granoza hücrelerinin büyük çoğunluğu ayrılmış vaziyette. Bazı kalan dirençler olabiliyor ama bu bizim için engel değil. Yani bu şekilde oosit matürasyonunu anlayabiliyoruz. Mesela şurada bir M2 oosit var. Polar vadesi saat 4 yönünde. Şurada yine bir M2 oosit var. Şurada bir polar body var bakın. Fokusla oynadığımda görebiliyorum. Burada yine bir M2 oosit var. Şurada yine polar body'si. Gördüğünüz gibi etrafındaki granoza hücreleri gittiğinde oositin matürasyon değerlendirmesini çok rahat yapabiliyoruz burada. Yumurtalar içerisinde bakın şu görsel olarak değişik bir yumurta. Biraz ovalimsi ama polar body'sini görüyorsunuz. Yine buna X yapabiliriz. Yumurtalarımızın hepsi şu an için M2 görünüyor. Arkadaşlar, yumurtalarımızı ayıkladık. X'ye hazırlar. Şimdi X'ye başlayacağız. Tabii ki X'i videosu ayrı detaylı bir video olarak tekrar hazırlanacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.